Hello Zitrifem. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle odamda değil başka bir mekandayız. Çünkü bugün hep birlikte başlıktan da anlayabileceğiniz gibi ayva reçelli ruva yapıyoruz. Bu cinnamon rollları hayal edin. Cinnamon rollların arasına ben direkt ayva reçeli süreceğim. Ve ayva reçeliyle arasını katlayacağım. Zaten hep beraber görürsünüz. Umarım güzel olur. Bu ilk tarif videom olacak. Umarım beğenirsiniz. Hoş geldiniz bu arada dememiştim ama. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Başlayalım. Bu tarif, yani cinnamon roll, direkt mayalı hamurdan oluşuyor. Dolayısıyla şurada gördüğünüz gibi efsane yaş hamur mayamız var. Onun dışında sıvı yağ, biz zeytinyağı kullanıyoruz. Süt, un tabii ki de. Ilık su, şeker, tuz ve bir adet yumurtamız var. Mayalı hamur olduğundan dolayı ilk önce hamurunu yapacağız. Bu kapta bir yoğuracağız. Sonra bunu 1 saat beklemeye bırakacağız ki güzelcenek kabarsın, büyüsün. Normalde ben bunu hep ayakta yapıyorum ama kameranın açısına sığmadığımdan dolayı bugün maalesef ki oturarak yapacağım. Bir saçımızı toplayalım önce. Kollar sıvansın. İlk olarak 3 su bardağı un koyuyoruz. Büyük kasemizin içine. Yumurtamız, vision'ımızı kapamasın. 1 2 3 3 su bardağı unumuzu kaseye koyduktan sonra ortasına bir tane delik açıyoruz. Yani şöyle ortasını tabi gözükmüyor ama boşaltıyoruz iyicene. Kenarlara dağıtıyoruz unumuzu. İçine efsane yaş mayamızı koyuyoruz. Tam ortasına, ortaya açtığımız deliğe mayamızı, şöyle bir şey çıkıyor, ortasına bırakıyoruz. Bu şekilde ortasına delik açtık unla, unun. Ondan sonra da mayayı yerleştirdik. Mayayı ortaya yerleştirdikten sonra geri kalan tüm malzemeleri ekleyeceğiz. Onlar da yarım su bardağı ılık su. Yarım su bardağı süt. İki yemek kaşığı şeker. Bir çay kaşığı diyor ama ben tabii ki de bunu şuradan atıyorum. Birazcık tuz. Bir çay kaşığı kadar. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ve son olarak bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Mayayı elimizin içinde, maya küp şeklinde ya, onu böyle elinizin içinde sıkıştıra sıkıştıra eriterek karıştıracağız, burayı yoğuracağız. Başlıyorum. Hamurumuzu beklettik kabarması için. Ben de bu sırada... Ben de çıkıyorum bu arada, fark biliyorum. Ben de bu sırada kara yaptım ve duş aldım. Şimdi hamuru göstereyim. O küçük hamurdan koskoca hamura geçiş yapmış bulunuyoruz. Ama hala yapışıyor ya, delireceğim. Şimdi hamuru açmaya başlayacağız dikdörtgen şeklinde. Büyük bir dikdörtgen yapacağız. Ne kadar kalınlıkta? Yarım santim kalınlığında falan olacak. Sonra onun içine annemin yaptığı mükemmel, annem mükemmel ayva reçeli yapıyor. Ayva reçelini süreceğiz biz ayvalı yaptığımız için. Eğer cinnamon roll yapıyorsanız normal tarçınlı karışımı koyuyorsunuz burada. Onu süreceğiz böyle koskoca dikdörtgenin üstüne. Sonra da onu saracağız. Sardıktan sonra böleceğiz. Böldükten sonra fırına vereceğiz. Açma işlemini bitirdim. Zaten saracağımız için normalde hepsini eşit açın diyorlar ama ben sarmaya başlayacağım tarafı biraz daha ince açtım ki iç kısımdan dışarı doğru böyle güzel olsun diye. Böyle bir şey oldu bu. Yani oluyor. Bunun içine ilk önce tarçın serpeceğiz.
Ondan sonra da şundan koyacağız. Ayvar içerimizden. Ceviz ekleyeceğiz arkasından da. Kameramın düşmemesini umuyorum. Hamuru çok kötü bir açıdan görüyor ama kamera. Onu biraz yükseltmemiz lazım. Şimdi iyi gözüküyor, fena değil. Artık bu görüntüyle idare. İnşallah güzel bir şey, bir şeye benziyor. Tişört de bunu Baran'dan almıştım. Çöreklerimiz anne çekisini. Şurada fırındalar, çıkmak üzereler. Ben de üstüne bir tane bildiğimiz normal kreması vardır ya, o kremayı hazırlayacağım. Onun için pudra şekeri, labne, vanilya ve tereyağı kullanacağım. Eritilmiş tereyağı. Zaten göreceksiniz şimdi ben yaparken, yine de bir anlatmış olayım dedi. Bu daha bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı eritiyoruz. Hop, kısık altını. Yavaş yavaş kendi kendine güzelce erisin. Kısık ateş püf noktadır. Kısık ateş püf noktadır. Çıkmış halleri bu. Yani şekilsel olarak birazcık fena olmamışlar aslında. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Kreması da böyle bir şey oluyor. Bu arkadaşımız. Sıcak. Bunun üstüne şu kremamızı da alıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer denerseniz yorum yazmayı ve nasıl olduğunu söylemeyi lütfen 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 ihmal etmeyin. Gerçekten çok merak ederim ve çok sevinirim böyle bir şeye. Videoyu beğendiyseniz beğeni basmayı, yorumlara istediğinizi yazmayı, kötü bir şey olmasın lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Annem denedi. Efendim? Anneannenize getir diyorlar. Süper olmuş. Yok böyle bir şey daha. Tabii benim o güzel ayva reçelimi kartrasını da unutmamak lazım. Neyini? Ayva reçelimi. Aa, evet. Sen de genetik yani olarak bana geçirdiğin özelliklerden bahsedeceksin zannetmiştim. O ayrı. Elinin tadı bana çekmiş. O ayrı. Ama arkadan da çaydanlık konuştu. Ama ayva reçelimin hakkını vermek lazım. Yani ayva reçelim olmasaydı bu böyle olmazdı şimdi. Annem ikinciyi yiyor bu arada. Ay ay. Dilime yapıştı. Zeyla'nın son marifeti tadı muhteşem. Altına da yazacağım. Tarifini isteyenler YouTube'dan takip edecek diye.